Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz iftar için çok hafif bir tatlı tarifim var. 1 saat içerisinde tamamının hazır olacağı bir tatlı tarif arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kesmeyen hafif bir tatlı. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurtamı alıyorum. Bir su bardağı şekerimi de içerisine ekliyorum. Beyazlaşıp köpürünceye kadar, kremamsı bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. İçerisindeki şekerin tamamen erimesi gerekiyor. Bu güzel bir kek yapmanın, güzel kabaran bir kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi arkadaşlar. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar da ılık su ekliyorum. Su şekerinizin daha çabuk erimesini sağlayacak. Ayrıca kekin de daha yumuşak olmasını sağlıyor. Bir miktar daha çırpıyorum. İçerisindeki şekerlerin eridiğinden emin olduktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ mı içerisine ekliyorum. Bir miktar daha karıştırıyorum. Bir paket şekerli vanilya, bir paket kabartma tozu, 2 su bardağı unumu içerisine ekliyorum. Ve çırpıcımın en kısık ayarında yumurtamın havasını kaçırmadan çırpıyorum. İkinci püf noktası da bu arkadaşlar. Yumurtanın havasını kaçırmadan çırptığınızda çok güzel kabarıyor ve yumuşacık oluyor. İsterseniz spatula ile de karıştırabilirsiniz. Büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Borcamımın alt kısmını sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Her yerini güzelce yağlayalım. Bu şekilde bir borcamınız yoksa farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Ama büyük boy borcamlar için bu ölçüler arkadaşlar. Küçük bir kalıp kullanacaksanız ölçüleri azaltabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kek hamurumu borcamımın içerisine döküyorum. Üzerini spatula ile düzelterek her yerine eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırınımda, fırınımın ikinci rafında yaklaşık 35-40 dakika içerisinde pişirdim. Herkesin fırınının pişirme süresi farklıdır. Kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Kekin pişerken ben de sütlü şerbetini hazırlıyorum. Bunun için 600 ml süt kullandım. İçerisine yarım çay bardağından bir parmak fazla şekerimi ekliyorum ve şekerim eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. Sütlü şerbetimi de gördüğünüz gibi hazırlamış oluyorum. Kekimi pişirdim. Fırından aldıktan sonra kekimin ılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi kürdan testi ile kekinizin pişip pişmediğini test edebilirsiniz. Kekim ılıdıktan sonra kürdanla delikler açıyorum. Sütünü daha çabuk çekmesi için bu işlemi yapıyoruz. Hazırlamış olduğum sütlü şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Her yerini eşit miktarda gezdirerek dökmeye dikkat edelim. Gördüğünüz gibi kekim şerbeti anında çekti arkadaşlar.
Kekim şerbetini çekti. Beklememe bile gerek kalmadı. Kekimi bir kenara alıyorum. Biraz daha soğumasını bekliyorum ve krem şantili kısmını hazırlıyorum. Karıştırma kabımın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıp güzel bir şekilde çırpıyorum. Bu arada soğuk süt kullanmak oldukça önemli. Daha çabuk kıvam alıyor. Krem şantimi de çırptım. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelmesi yeterli. Şerbetli kekim de soğuduktan sonra krem şantimi üzerine sürüyorum. Bu şekilde dağıtarak üzerine koyuyorum ki eşit miktarda dağıtmak daha kolay olsun. Her yerine sürmek daha kolay oluyor. Spatula ile krem şantimi her yerine güzelce sürüyorum. Gördüğünüz gibi tatlım hazır arkadaşlar. Buzdolabıma koyup 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra üzerine süsleyip servis edebilirsiniz. Tatlımı buzdolabımdan çıkardım ve üzerini süslüyorum. Üzeri için Hindistan cevizi kullandım. Üzerine bir miktar Hindistan cevizi serpiyorum. Sizler dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 24 dilim olacak şekilde tatlımı dilimledim. Bir borcam dolusu tatlı tarifi arkadaşlar. 24 kişiye yetecek kadar bir tatlı. Oldukça hafif ve kesmiyor kesinlikle. İftar için kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapması, hazırlaması sadece 1 saatimi aldı. 1 saat içerisinde tam 24 kişilik borcam tatlınız servise hazır oluyor arkadaşlar. Her dilimin ortasına bir miktar da çikolata koyarak daha da güzel görünmesini sağladı. Dediğim gibi üzerine süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bir dilim alıp sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten kekim çok güzel bir şekilde kabardı ve şerbetini zaten çok güzel bir şekilde çekti. Şimdi sizlere de yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi kekim güzel bir şekilde kabardı ve şerbetini de güzelce çekti. Deneyen herkese tavsiye ederim. Şimdi sizlere tadım testini de yapmak istiyorum. Yumuşacık, asla kesmiyor. Oldukça hafif bir tatlı. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar herkese. Hoşça kalın.